Yiğit. Bir simci olarak biraz senin hikayeni dinleyelim ya. Sim hikayesi mi? Ne zaman tanıştın Sim Racing'le sen? Sim Racing'le ben, aslında ben de ilk PlayStation'daki Gran Turismo'yu oynadım. Hı-hı. Ama Sim Racing diyeceğim en yakın deneyim F1 EA Challenge 99. Wow. 2002. O zaman da Microsoft Sidewinder direksiyon vardı ve hani Sim'de bir şey hissetmek zor diyoruz ya, bir şey hissetmek imkansızdı. Hiçbir rehber yoktu, hiçbir şey yoktu ve işte ayarlar açıkçası çok aşıyor gibiydi bizi. Ama bir noktada bir Alman liginde yarışmıştım, çok hızlıydı adamlar o zaman falan filan. Tipik pay driver gibi 22. başlıyorum, millet retire ediyor, 12. alıyorum falan ama hani kaza yapmayacak kadar yarışabiliyordum. Ondan sonra daha hep casual takıldım işte, yani Gran Turismo falan filan oynadım. Sonra Assetto Corsa'yı aldım, hatırlıyorum 4 sene önceydi galiba çıktığında. Okay. R-Factor'da oynadım ama az R-Factor oynamam, ilk orijinal R-Factor'dan bahsediyorum. Daha sonra iRacing'i keşfettim ve zaten oraya girdikten sonra hani o sim ortamını, bunu iRacing için söylemiyorum. Oyunlara başladıktan sonra zaten bir kere bir de Momo vardı bende arada, işte o R-Factor'da falan kullandım. Dedim bu olmuyormuş, 900 derecelik bir direksiyon lazımmış falan. İşte oradan başladı. Bu bir tür bir sanal hobi, bir kariyer haline geldi. Yani artık eve gidip o kokpite oturmazsam, iki tur atamazsam ertesi gün sinirli birisi oluyorum. Yani çok tuhaf bir şey yani. O alana gidip işte kulaklığımı takıp, şimdi okul süper dıklarım, kafama takıp onu yapmalıyım yoksa ertesi gün kötüyüm yani. Sen hayatta piste çıkmadın baktığın zaman, yarış aracı kullanmadın, piste herhangi bir şey de kullanmadın. Mesela karting haricinde, yani sonuçta amatör seviyedeki bir go-kart aracı haricinde. Ama mesela şimdi kullanılan arabalar, çok sonuçta yüksek seviyeli araçlar. Çıktığın veya simülasyonda yarıştığın pistler dünyanın en iyi pistleri. Yani ne hissediyorsun peki onu yaparken? Şöyle bir durum var. Bir, gerçeği imite ederek zaten başlıyorsun. Gerçekteki bir onboard turu izliyorsun. Benim için öyle oldu. Gerçek sürücüler nasıl yaklaşıyor? Nasıl konuşuyorlar? Neden bahsediyorlar? Önemli olan ne? Önce bu noktaları kavrayıp aslında benim için bir tür olaya bir yaklaşım açısı. Yani gerçek hayattaki gibi işe metodik ve analitik yaklaşıyorsun. Yaklaşma. Aynen öyle. Zaten bir yerden sonra ben şunu fark ettim ve çok güldüm kendi kendime. Ufakken ben de yarışmak istemiştim. İşte anne tabii Siena Cup dedik, öldüreceğim kendini dedi. Şimdi motosporun geleneği de yok ailede, tamam mı? O zaman şey yapabilirdi. Hiç tabii bir yardımda bulunmayınca üniversitede ben de yapamadım. Ama şey, şu an benim için şunu fark ediyorum çok tuhaf şekilde. Benim gerçeğim sim. Hani gerçekte yarışan adamı da sim'e aldım mı? Gerçekte yarışması okey. Normal dost sohbetinde benim için çok bilgi edinebileceğim, araştırabileceğim müthiş bir şey. Ama orada yarıştığım o adam benimle sim'de yarışıyor. Kim olduğu için önemli değil. Sim, Rubens Barrichello mesela. Sim'de neyse o benim için yani. Bu seni tatmin ediyor, edebiliyor yani. Evet, onu fark ettim. Bu yaklaşımın, işte bu analitik yaklaşımın, metodik yaklaşımın, her zaman hızlanma yaklaşımın, kendini hazırlaman vesairesi seni tatmin edebiliyorsa zaten bence... Hani bazı insanlar işte sesten, kokudan, hani o histen, sensation bahseder daha içgüdüsel. Ben daha çok metodik, analitik bir piste yaklaşmayı seviyorum. Anladım. O yüzden sim aslında benim için teorik bir şey zaten olduğu için, gerçeğin teorisi gibi bir şey olduğu için aslında belki de biçilmiş kaptan. O yüzden o kadar mutluyum. Ya bu çok güzel bir yaklaşım ama ben açıkçası şöyle bir şey ekleyeceğim. Benim gözümde zaten ne olursa olsun bir işte başarılı olmak istiyorsan işe öyle yaklaşmalısın. Yani senden iyisi varsa onu izlemelisin, onu incelemesin. Ondan sonra eksiği varsa yanlışını bunları tespit edebiliyorsan onun üstüne nasıl daha iyi katabilirim, daha ne yapabilirim? Bunlar sonuçta bizim gerçek yarışta yaptığımız şeyler aynı şekilde. Data incelemesi yapıyoruz, işte takım arkadaşım nasıl bu viraja girmiş vesaire vesaire. Yani zaten gerçek şu anda şu mevcut simülasyonların sunabilecekleri zaten bu seviyede zaten. Bundan dolayı hep şunu tartışıyoruz ya, simde iyi olan bir insan gerçekte de iyi olabilir aslında. Teorik olarak mümkün. Evet, mümkün. Sadece eksik olan işte arkadaş aracı oturduğu zaman aracın işte jiroskopik konumunu, G kuvvetlerini hissedebilmesi ve hani bahsettiğimiz o popo sensörü, kalça sensörünü hani aktive edebiliyorsa ve bunu el ve hani göz el koordinasyonu yapabiliyorsa o zaman sonuçta bu insan yapabilir her konuda. Aslında gerçek bir otomobil oturduğunda bunlar ona bir anda çok büyük fazla gelmiyorsa, kolay adapte olabiliyorsa teorik olarak zaten birikimli bir şekilde gelmiş oluyor. Evet. Bizim zaten e-racing akademi olarak hani o insanları arayış içerisindeyiz zaten. Hani o simde başarılı olup ne zamanki gerçeği taşıdığımız zaman hakikaten yani aslında kendi tezimizi ya çürüteceğiz ya da onaylayacağız aslında. Yani bunu bence yakın zamanda da göreceğiz inşallah. Evet, ben tabii bu tezde sim racerların arkasındayım.
gerçekte piste çıkardığınızı onları belirli bir deneyim farkıyla geleceklerini, ben fark yaratacaklarını ve hızlılardan olacaklarını düşünüyorum. Bence de. Ya ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani katılmazlık yapmayacağım demek isteyecektim orada. Çünkü eğer ki sen o metodoloji ile sim racing'e yaklaşabiliyorsan ve gerçekte de bunu yapacaksan zaten herkesten bir sıfır öndesin, garanti. Çünkü gerçek yarışan insanların hepsi bunu yapmıyor baktığın zaman. Çok mesela hani anı yaşayıp viraja giren, anı yaşayıp piste çıkan insanlar var. Ama sonuçta eğer ki simde başarılı olmuşsan demek ki bu fazladan çoktan geçip işe farklı yaklaşmışsın yani demektir. Yani sim racer bir yarış okulu için zaten çok ideal bir öğrenci. Hı-hı. Bir öğretmen için çok ideal bir öğrenci. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi o zaten birçok sansasyonu feda etmiş bir şekilde yarışıyor. Yani metodik olarak bu işi öğrenmeye inanılmaz açık. Bu konuyu biraz da uzatacağım. Niye biliyor musun? Çünkü ben bunu zaten aslında fiilen yaşadım. Ne zaman yaşadım biliyor musun? GT Akademi ile. Hatırlarsam işte 20 tane finalist vardı. Bunu 10'a indirdik vesaire vesaire. Ondan sonra ben bu 10 kişinin, tabii hepsi sonuçta Gran Turismo oynamış insanlar. Hangisinin gerçekle bir alakası var yok hiç bilmiyorum. Ama sonra öğrendik ki kimse piste çıkmamış. Kimse piste herhangi bir arabayla bile çıkmamış. Tek kullandıkları araba, bazının bir ehliyeti bile yoktu bu arada. Yanlış anlamasın. Şunu gördüm. Benim bu insanlara gerçek hayatta nasıl araba kullanmaları gerektiğini öğretmem lazım diye düşündüm. Çünkü biliyorum o esnada simülasyondaki veya Gran Turismo'daki inputlarla gerçek hayattaki inputların arasında fark olacağını biliyordum zaten. Ben 2 hafta sonra bu arkadaşları işte Point Hotel'deki The Game'e götürdüm. Ve dedim arkadaşlar, eğer yarış arabası kullanacaksanız böyle kullanmalısınız diyerekten çocukların nasıl gerçek arabaya yaklaşmaları gerektiğini öğrettim. Daha gitmeden önce yani. Daha gitmeden, İngiltere'ye gitmeden. Ve günün sonunda bu çocuklar o 4 günlük eğitimden sonra, tabii 2 hafta diyorum da 4 gün beraberdik. Ama 2 haftalık eğitimden sonra çocuklar kendi zamanlarını iyileştirmeye başladılar Gran Turismo'da. İşte simülasyonlar gerçeğe bu kadar yakın aslında. Orada doğru kullanırsan gerçekte de doğru kullanacaksın mantığı var iş içerisinde. Benim için, hani bu benim için muazzam bir testti. Ben bu çocuklar acaba gerçek hayata hazırlarken acaba simülasyonda da hızlandırabilir miyim diye bir tezle gittim ve tuttu. Peki onlar piste çıktığında bunun seni şaşırttın mesela? Hani normal insanlara da eğitim veriyorsun çünkü evet, simden gelenlerin. Adaptasyon arasında bir fark var mıydı sence? Yok. Hemen hızlılardı. Sonuçta biz de piste çıktığımız zaman araç kontrolleri iyiydi. Tabii alışık olmadıkları birkaç tane tabii hissiyat vardı, senaryo vardı ama onları da sonra aştılar. Ama ben hatırlıyorum, biz burada İstanbul Park'ta bir pist günlerine çıktık. Ve hani konvoy halinde gidiyorduk ve gayet de başarılıydı arkadaşlar. Hani beni takip edebiliyorlardı, benim çizgimde kalabiliyorlardı. Önüme aldığım zaman tabii ki hata yapıyorlar ama onların hepsi heyecan sonuçta. Onlar biraz için, heyecan var. Onların için çok yeni bir senaryo sonuçta bu. Yeni bir şey yani. Ve bir de dediğim, bu o sensörleri adam yaşamamış. Düşünsene 20 sene, 25 sene adam otomobili sürmüş ama otomobil kıçının altında kaymamış. Aynen. Anlıyor musun? Aynen. Çok ilginç. Ve bir anda o devreye giriyor. Herif aslında hani hem bir yandan inanılmaz fazla birikim var hem de bir yandan tamamen haberi yok gibi. O yüzden diyorum, simülasyonda başarılı olacak insanın gerçek hayatta başarılı olma ihtimali çok yüksek. Bu sebepten dolayı. Kesinlikle bu sebepten dolayı. E-Racing Akademi olarak var, sanaldan gerçeğe diyoruz. Dünyada çok örneği var. Simülasyondan gelip pistin üzerinde yarışan bence çok ilginç olurdu. Biz de burada bir ilki yapabiliriz gibi geliyor bana.